Sorayım mı? Çin'in Doğu Türkistanlara etnik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde olan suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftır. Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletler Çin'in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur. Biz buradan dünyanın tüm kadınlarına sesleniyoruz. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hakkınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin. Uluslararası topluluğa sesleniyoruz. Çin'in işlediği bu soykırım suçu ve insanlık suçlarından dolayı yargılama başlatın. Çinli yetkililerin ve sorumluluğu olanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını sağlayın. İslam alemine sesleniyoruz. Müslüman Uygur kadınlarına yapılan bu korkunç, vahşi zulmü durdurun. Bu acı ve utancı taşımayın. İslamiyet zulme boyun eğmez. İslamiyet mazlumun yanındadır. En kutsal olan can ve namustur. Tüm İslam ülkeleri gereğini yapmalı ve ayrıca Doğu Türkistanlı kadınların bedenine basarak üretimini sürdüren Çin'le olan ekonomik ilişkilere son verilmelidir. Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu Türkistan yalnız değildir. Son olarak tüm dünya liderlerine sesleniyoruz. Çin'in Doğu Türkistanlara yapmış olduğu bu zulmü durdurmak için hala bir şey yapmayacak mısınız? Çin'e yaptırımlar uygulayın. Zira Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu suçları işleyenlere yaptırım uygulanmasını emreder. Hakkı, hürriyeti, onuru, insanca yaşamayı koruyun ve tüm dünyaya iade edin. Türkistan bizimdir, bizim kalacaktır. Türkistan'dan gelen kardeşimizi yaşadıklarını anlatmak için buraya davet ediyorum. Teyzelerimin, buradaki tüm Doğu Türkistanlıları, Doğu Türkistanlı orada kalan işkence kampında olan tüm annelerimin Kadınlar Günü'nü buradan kutlamak istiyorum. Daha sonra burada bizim arkamızda durup bizim yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için hepinize gerçekten kalbimden teşekkürümü, minnettarlığımı gösteriyorum. Öncelikle sanmayın ki bu anlatılan yalan. Sanmayın ki bunlar bir kurgu. Kendim bizzat Uygur Türk'ü olarak benim nice şahit olduğum şeyler var. Bunları size burada hepinize açık bir şekilde söylemek istiyorum. Benim ailem orada işkence kamplarında teyzelerimden, abla kız kardeşlerimden haber alamamaktayım şu an. Ne yazık ki buradan herhangi bir iletişimle de geçememekteyim. Kadınlar Günü'nde oradaki işkence kampında olan annelerimiz ne yazık ki Çinliler tarafından zorla işkencelere, taciz, tecavüzlere maruz kalmakta. Kız kardeşlerimiz Çinlilerle zorla evlendirerek soykırım ve asimile edilmekte. Ve oradaki benim gibi, annelerimiz gibi, ablalarımız gibi nice Uygur Türk'ü kızları ne yazık ki zorla Çinlilerle evlendirerek... Müslüman uyruğuna kardeşine sahiptir. Müslüman uyruğuna kardeşine sahiptir. Müslüman ne yazık ki kardeşine sahiptir. Onlar Çinlilerle zorla evlendirilerek ailesini korumak adına
Mesela bir Uygur kızı zorla Çinli diyor ki benimle evleneceksin. Ki ona karşı çıkıldığı anda tüm ailesi, 7 sülalesini soykırım ve öldü, vahşici bir şekilde işkenceyle öldürülüyor. Ki kızlar buna karşı çıkamayıp ne yazık ki mecbur evlenmek zorunda kalıyor. Ve haberlerden de görebilirsin, nice Uygur kızları bu yüzden intihar etmek zorunda kaldı. Kendi Türklüğünü koruyabilmek için. Doğu Türkistan yalnız değildir. Kusura bakmayın. Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu Türkistan yalnız değildir. İsterim ki bizim yanımızda olduğunuz için bir gün onlar gerçekten özgür olacağına inanıyorum. Kesinlikle buradan eğer beni duyması imkansız bir şey. Buradan sesleniyorum ki lütfen sessiz kalmayın. Sesimizi duyurmaya yardım edin. Bunlar gündem olsun.